أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari hadisi şeriflerine devam ediyoruz. Rabbim bu derslerimizi, bu Sahih-i Buhari seminerlerini devamlı ve bereketli eylesin. Gerçekten en muteber, en sahih hadisi şerifler büyük bir titizlikle seçilmiş. 7000 küsur hadis-i şerif bu kitaba derc edilmiş. Tabi belirli bir program çerçevesinde İmam-ı Buhari bunları naklediyor. 76. baba geldik. Kitab-ı Sıfet-i Salah bölümünde, Sahih-i Buhari'de. Bab-ı Mukfil İmami fi Musallahu Ba'des Selam. İmamın selamdan sonra namaz kıldığı yerde, yani mihrapta beklemesi. Gerekir mi, gerekmez mi? Bu konuda iki ayrı görüş var. Görüşlerden biri, imam mihraptan ayrılmamalıdır. İkinci görüş, imam mihraptan ayrılmalı, bir kenarda namaz kılmalıdır. İki ayrı görüş var. Burada müellifimiz diyor ki, وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. Abdullah ibn Ömer'den bahsediyor İmam Nafi, talebesi. Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, sünnet-i seniyyeye uymasıyla meşhur bu zat, farz namazı kıldığı yerde nafile namaza devam ederdi. Yani mesela öğle namazının farzını kıldıktan sonra öğle namazının son sünnetini de aynı yerde kılardı. Akşam namazının farzını kıldığı yerde sünneti de aynı yerde kılardı. Uygulama bu şekildeydi. Ve faalehul Kasım, Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir Sıddık radıyallahu anh da aynı şekilde hareket etmiş. Hazreti Ebu Bekir'in torunu Kasım, Medine ulemasından. Yani o da farzı kıldığı yerde sünnetleri kılıyordu. Ve yüzükeru an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu rafa'ahu la yetetavva'ul imamu fi mekanihi. İmam bulunduğu yerde nafile namaz kılmasın. İmam farzı kıldığı yerde nafile namaz kılmaz şeklinde merfu bir rivayet nakledilmektedir. وَلَمْ يَصِحَّ Bu sahih değildir diyor İmam-ı Buhari. Evet, İmam-ı Buhari bununla şunu ifade ediyor. İmam farz namazı nerede kılmışsa, kıldırmışsa sünnetleri de aynı yerde kılacaktır. Bu şekilde bu uygulamayı ifade ediyor. Ancak Ebu Hureyre'den gelen bu rivayet mesela şu şekilde de rivayet ediliyor.
اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرَ اَوْ اَنْ يَم۪ينِهِ اَوْ اَنْ شِمَالِهِ Sizden biriniz farzdan sonra nafile namaz, sünnet namaz kılacak olsa biraz öne, biraz arkaya, biraz sağa, biraz sola geçemez mi? Buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ve bihâzâ istedelle ashabuna enne racule la yetetavvâhu fî mekânil fard. Bunun için bizim ashabımız Hanefiler diyor ki bu hadisi şerife dayanarak bir kimse farzı kıldıktan sonra nafileyi aynı yerde kılmamalıdır. Ve ileyhi zehebe İbn Abbas ve İbn Zübeyr ve Ebu Said ve Atâ ve Şâbi radıyallahu teâlâ anhum. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbn Abbas'ın, Abdullah bin Zübeyr'in, Ebu Said el-Hudri'nin görüşleriyle Atâ İbn Ebi Rabah ve Amir İbn Şerahil Eşşâbi tabiinden görüşleri bu şekildedir. Yani bir farzı kıldıktan sonra yer değiştirmemiz isteniyor. Genellikle uygulama, cemaatin uygulaması bu şekilde. Ama imam yerini değiştirmiyor. İmamın yerini değiştirmemesi şeklindeki Abdullah bin Ömer'in tatbikatı devam ediyor. Sahih-i Müslim'de bir hadisi şerif var. Yine Hanefilerin hadisini naklettiği hadisi veya delilini kuvvetlendirecek bir husus. Enne Muaviye radıyallahu anhu ra'sa'ib ibn Yezid ibn ukhti Nemir'in Sa'ib bin Yezid'i gördü. Salla ba'del cum'ati fil maksura. Cuma namazından sonra ayrı bir yerde namaz kıldı. Kâle kalleme sellemel imamu kumtu fi makami fe salleytu. Ben imam selam verdikten sonra aynı yerimde durup da namaz kıldığım pek azdır dedi. Fe arsele ileyye la te'ud lima fa'alte. Bu söylediğini bir daha yapma. اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلِّهَا بِصَلَاتٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاتٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ Cuma'yı kıldıktan sonra hemen ardından orada namaz kılma. فَاِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ اَمَرَنَا بِذَٰلِكَ Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıktan sonra imamın hemen bulunduğu yerde namaz kılmasını uygun görmedi. Yani mutlaka o namazdan sonra dua etmesini veya oradan ayrılmasını tavsiye etti şeklinde böyle bir rivayet gelmiştir. Evet, böylece iki uygulama görmekteyiz. Bu iki uygulamadan biri imam farzı kıldığı yerde sünnetleri kılacaktır. İmam Buhari'nin görüşü bu şekildedir. Bununla ilgili rivayetleri nakletmiştir. Yine Ebu Hureyre'den ve Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şeriflerde imamın hemen farzdan sonra ardından bir namaz kılmaması, dua etmesi, yerini hafifçe değiştirmesi tavsiye edilmektedir. Böyle bir iki uygulamadan söz edilmektedir. Evet. Bizde cemaat genellikle yer değiştirir. İmamlar genellikle yer değiştirmez. Uygulama bu şekilde. 113. hadisi şerife geçiyoruz. Haddesene Ebu'l-Velid kale haddesene İbrahim ibn-i Sa'din kale haddesene Zühriyyü an Hindin bintil Haris an Ümmü Selemete radıyallahu anha enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ selleme yemküsü fî mekânihi yesîran. Ümmü Seleme validemiz buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiği zaman namaz kıldığı yerde biraz beklerdi. Niçin? Bunu da ravi anlatıyor. Kâle ibn-i Şihab, İbn-i Şihab-ı Zühri
Fennura. Vallahu alem. Öyle zannediyoruz ki, en iyisini Allah bilir ama öyle zannediyoruz ki likeyenfude men yansarifu minen nisa, hanımlardan ayrılacak olanlar öncelikle ayrılsınlar diye Peygamberimiz yerinden ayrılmıyordu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farz namazı kıldıktan sonra selam verdikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek teyadel celal ve ikram duasını okuyor. La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir duasını akşam ve sabah namazlarını onar defa tekrarlıyor. Ve yine Peygamberimizin Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik duası var. Allahümme la mani'a lima atayt ve la mu'tiye lima menat ve la yenfa'u zel ced minkel ced duası. Bu duaları okuyor. Bir müddet sonra kalkıyor. Tabi bazen bu duaları hafif sesle okuyor. Bazen sahabe-i kiramın duyacağı şekilde okuyor. O sırada da hanımlar mescitten ayrılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescit kapısında erkekle kadınların yan yana çıkmaları, karşılaşmaları veya yolda birlikte yürümeleri şeklindeki uygulamaları kabul etmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce hanımlar çıksın, bir müddet sonra erkekler çıksın diye oturduğu yerde kalıyor. Tabi Peygamberimiz kalkmayınca sahabe-i kiram da kalkmıyor. Sadece hanımlar kalkıp gidiyorlar. Özellikle sabah namazlarına ve yatsı namazlarına hanımlar geliyorlardı. Gündüz namazlarına pek gelmiyorlardı. Sabah ve yatsı namazlarına katılıyorlardı. Peygamberimizin arkasında cemaat olmak için. Tabi Ümmü Seleme validemiz de, annemiz de bu namaza katılanlardan. Peygamberimizin hanımları aynı şekilde katılıyor. Sahabe hanımları geliyor. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hani Peygamberimiz gecikince kadınlar çocuklar uyudu demek, çocuklarıyla beraber gelen hanımlar da var. Çocuklar uyudular ya Resulallah, uykuları geldi demesinin sebebi de bu. Yatsı namazında hanımların bulunması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımların camiye, cemaate gelmek isteyen hanımların gelmesine engel olmayın diyor. Hatta gelecek ileride hanımlar namaza gelmek için izin isterlerse izin verin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi bu şartlar uygun olmalı. Yani mesela günümüzde kandil gecelerinde veya tatil günlerinde hele cami dar küçükse cami kapısında ayakkabı giyen kadınlar, giren çıkan bu cins uygulamalar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından uygun görünmüyor. Erkek ve kadın arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa, yabancı erkekler, yabancı kadınlar arasındaki mesafe ne kadar açık olursa, sünnet-i seniyyeye o kadar uygun olacaktır. Hadis-i şerifler bu manada uygulamalar bu şekilde gerçekleşmiştir. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه. Evet, İbn Şihab el-Zühri yine yazılı olarak. Demek ki böyle hadis-i şerifleri yazmak da var. Ne güzel. Birbirimize yazsak, bazı kardeşlerimiz böyle telefon mesajıyla cuma tebriklerinde bir hadis-i şerif yazıyor, gönderiyor mesela. Tabi bu hadis-i şeriflerin de sahih kaynaklardan alınan hadis-i şerifler olması gerekir. Gale haddetetni Hindu bintül Haris el-Firasiyye. Hind bintül Haris el-Firasiyye an Ümmi Selemete. Firas oğulları kabilesinden Hind, Haris kızı Hind anlatıyor. Ümmü Selemete zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin eşi Ümmü Seleme validemizden. وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا ondan ayrılmayan kimselerdendi. Ha, bu Hind bintül Haris, Ümmü Seleme'nin çok sevdiği bir kişi. Onun dizi dibinden ayrılmayan bir hanım sahabiye. قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ Peygamberimiz selam veriyordu. فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ kadınlar ayrılıyordu. فَيَدْخُلْنَ بِيُوتَهُنَّ evlerine giriyorlardı. قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Peygamberimiz namazdan ayrılmadan önce, bulunduğu yerden ayrılmadan önce. Yani Peygamberimiz selam veriyor.
Hanımlar kalkıyor, evlerine varıyorlar. Demek ki aradan bir 5-10 dakika geçiyor. Peygamberimiz dua, zikir, tesbihle meşgul. Ondan sonra erkekler kalkıyor. Yani öyle bir tertip, öyle bir nizam. İslam her şeyi bir düzen, bir nizam, bir sistem içerisinde belirtmiş. Dolayısıyla bu manada da haramlara giden yollar da kapatılmış. Evet, harama karşı olanlar, haramlara boykot uygulayanlar, haramlara giden bütün yolları da kapatmalılar ki harama eğilimi olan kimselere fırsat verilmesin. Hem bu hadis-i şerifin çok farklı rivayetleri, ilk defa müellifimiz farklı rivayetler zikrediyor. Kâle İbn-i Vehb bin An Yûnus'e, An İbn-i Şihâb'in akbaret Hindü'l-Firâsiyye. Ve kâle Osman İbn-i Ömer akbarına Yunus an Zühri haddesetni Hindü'l-Firâsiyye. Akbaretni yerine haddesetni tabiri. Ve kâle Zübeydiyyü akbarani Zühriyyü enne Hinde bintel Haris el-Kureşiyye. Firasi değil de Kureyş kabilesinden. Akbarethum ve kânet tahte Ma'bed ibnil Mikdad. Ve huve halifu Beni Zuhre'te. Ve kânet tedhulu ala ezvâcin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ma'bed bin Mikdad'ın hanımıydı. Peygamberimizin hanımlarının yanına gelir, onlardan istifade etmeye çalışırdı bu Hint bintül Haris. Ve kâle Şuayb'ın an-ı Zühri'yi haddesetni Hindül Kureşiyyetü. Ve kâle İbni Ebi Atik an-ı Zühri an Hindil Firasiyye. Ve kâle Leyt haddeseni Yahya İbni Sa'id'in haddeseni an İbni Şihab'in an İmra'etin min Kureyş'in haddesethu an-ı Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayrı çok küçük ayrıntılar, çok küçük farklarla bu hadis-i şerifi müellifimiz İmam Buhari naklediyor. Bu inceliklere lataiful-isnat deniyoruz. Senet incelikleri. Firas oğulları kabilesinden mi, Kureyş kabilesinden mi? Hadisi sözlü olarak mı nakletti veya bir başka şekilde mi nakletti? Aradaki farklara İmam Buhari işaret ediyor. Evet. Geçiyoruz 77. bab. Babu men salla bin nasi fezekara haceten fetehattahum. Evet, yine imamları ilgilendiren bir hadis-i şerif. İnsanlara namaz kıldıran bir imam bir şeyi hatırlarsa ve insanların arasından böyle onların omuzlarını ayırarak geçip giderse bu tavrı doğru mudur, değil midir? Evet. Mesela Fatih Camii'nde ben hatırlıyorum bir Müslüman var. Namazı en son geliyor, en önce çıkıyor. En son geliyor, imam hutbe okurken şöyle milletin omuzlarını yara yara en ön safa geçiyor. Namaz bittikten sonra da en önce çıkıyor. Mübarek bunu her cumada tekrarlıyor. Böyle bir hareket, tabii isim vermediğimiz için gıybet olmaz. Böyle bir hareket doğru bir hareket değil. Bir meclise, bir toplantı yerine gelen kimse boş bulduğu yere oturacaktır. Bir mescide gelen kimse de aynı şekilde davranacaktır. Hele cuma günü hutbe dinleyenleri rahatsız etmek, cumanın sevabını kaybetmeye vesile olacaktır. Ama durum farklı. İmam bir şey hatırladı. Acilen evine gitmesi, o hatırladığı şeyi getirmesi gerekir. Çok önemli bir şey. Cemaati ilgilendiren bir konu. Böyle bir durumda cemaati yararak imam evine gidebilir mi? Gitmesi doğru mu? Bununla ilgili bir hadis-i şerifi nakledecek müellifimiz. 114. hadisimiz. Haddetena Muhammed ibn Ubeyd kâle haddetena İsa ibn Yunus an Umar ibn Sa'id kâle akhbarani ibn Ebi Muleykete akhbarani ibn Ebi Muleykete an Ukbete kâle sallaytu vera en nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ukbe bin Haris anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin arkasında namaz kıldı. Bil Medineti, Medine'yi Münevvere'de, El Asra ikindi namazı kıldım.
feselleme, selam verdi. Sümme kâme musri'an, sonra koşar adımlarla kalktı. Fetehatta rikâben nâsi, insanların omuzlarını açarak. İle bazı hüceri nisaihi, hanımlarından birinin odasına gitti. Fefezi'an nâsü min sür'atihi. Her davranışı dengeli. Her hareketi mutedil. Her sünneti ibretli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk defa böyle süratli, aceleci bir tavırla ve insanların böyle omuzlarını ayırarak geçiyor. Aslında yine bu da mesaj. Peygamberimiz enine geçebilirdi doğrudan. Ama niye böyle ön saftan arkaya doğru omuzları ayırarak geçiriyor? Belki öğretmek için. Feharaca aleyhim. Dönüşte yine cemaat ayrılmadan geliyor. Fera'a ennehum acibu min süratihi. Onların peygamberimizin bu süratli davranışından dolayı şaşırdıklarını görüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fekale zekertü şey'en min tibrin indena, zekat malından, zekat paralarından bir şeylerin evde kaldığını hatırladım. Fekerihtü en yahbiseni, beni kıyamet gününde bekletmesinden korktum. Bekletmesini istemedim. Fe'emartu bi kısmetihi, onun taksim edilmesini emrettim. Geciken bir zekat parası kıyamet gününde hesapta gecikmeye sebep olacaktır. Evde onu alıkoymak istemedim. Evde tutmak istemedim. Emanettir. Bana verilen zekat parası, çünkü peygamberimizin kendisinin, ehli beytinin, hanımlarının zekat alması aile halkının caiz değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hanımları, sevgili peygamberimizin damadı, kızı ve torunları ne zekat alabilir ne sadaka. Ehli beytten gelenler de böyle. Seyyidler, şerifler zekat sadaka alamazdır. Sadece hediye alabilirler. Dolayısıyla peygamberimiz toplanan zekatlardan kendisi alamaz. Mutlaka fakirlere vermesi lazım. Şimdi yatsı namazı, evet burada ikindi namazı diyor. Yani onun evde gecikmesi, bir başka rivayette yatsı namazı diye geçmiştim. Burada ikindi namazı diye özellikle belirtiliyor. Onun gecikmesinden çekiniyor, korkuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Endişeleniyor. Bir ders veriyor. Emanet para size verildiğinde aman geciktirmeyin. Çünkü şöyle bir hadis-i şerif var. Matlul ganiyyi zulmün. İmkan sahibi olan kimsenin borcunu ödemekte gecikmesi, borcu ödemeyi geciktirmesi haksızlıktır, zulümdür. Ayın birinde Mesut kardeşime borcum var, borcu ödeyeceğim. Ayın biri oluyor, ikisi oluyor, üçü oluyor, ödemiyorum. Para cebimde, gördüğüm halde ödemiyorum. Üç gün sonra ödüyorum. Hiçbir sebep yok. Bu oyalama, bu gecikme, bu geciktirme nedir? Peygamberimizin ifadesi zulümdür, haksızlıktır. Çünkü ayın birinde o parayı alacağını farz ederek o da bir başka kimseye verecektir. Vermesi muhtemel. Onun durumu iyidir diyoruz ve geciktiriyoruz. Bu da bir haksızlık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada bir ders vermiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki bu hadis-i şerifi niye zikretti müellifimiz? Böyle çok önemli bir mesele olursa, çok çok önemli bir mesele, bir can tehlikesi olursa, doktor arkada, aranızda doktor var mı? Dün akşam mesela bir toplantıda, bir konferansta biri bayıldı kalabalık içerisinde. Aranızda doktor var mı dedi. Şimdi doktor geldi. Gelirken doktor ağır adımlarla gelmiyor. Can tehlikesi var. Milleti yararak geliyor. Yani böyle bir durumda bir can tehlikesi olursa, çok önemli bir
mesele olursa demek ki milleti böyle yararak geçmek caizdir. Ama namaza gelmişsiniz, cemaat oturmuş, dizüstü çökmüş, herkes ibadetle meşgul. Yani o insanları rahatsız etmek için bir sebep yok. Peki imamsanız, imam mümkünse en öne geçecek veya yan taraftan girerek cemaati imam bile olsa rahatsız etmemeye çalışacak. Veya imam olduğunu görerek cemaat kendisi ayağa kalkarak yer verecektir. Ve bu şekilde imama yer vererek sevap kazanacaklardır. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu böyle farklı bir muamelesini görmüş olmaktayız. Fihi ennet tefekkure fis salati fi emrin la yetaallaku biha, la yufsiduha ve la yenkusu min kemaliha. Peygamberimiz hatırladım diyor. Ne demek bu? Demek ki namazda böyle bir şey aklına geldi. Namazı bozmayacak bir şeyi namazda hatırlamak nedir? Caizdir. Bu şekilde bunu da öğrenmiş oluyoruz. وَفِيهِ اَنَّ مَنْ حَبَسَ صَدَقَةَ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْ وَصِيَّةٍ اَوْ زَكَاتٍ يَخَافُ عَلَيْهِ اَنْ يَحْبِسَ فِي الْقِيَامَةِ يُخَافُ عَلَيْهِ اَنْ يُحْبَسَ فِي الْقِيَامَةِ Müslümanların vasiyet gibi, zekat gibi bir emanetine sahip kimse bunu geciktirdiği, alıkoyduğu takdirde yuhafu aleyhi en yuhbese fil kıyame, kıyamet gününde onun geciktirileceğinden korkulur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fekerihtu en yahbiseni, yani fil ahire, ahirette beni hapsetmesinden korktum, çekindim, hoşlanmadım buyuruyor. Demek ki hakkı, borcu zamanında ödemeyenler kıyamet gününde mahşer yerinde bekletilecekler, cezalandırılacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna da işaret etmiş oluyor. O kadar aceleci davranıyor ki meselenin önemini anlatmak için Peygamberimizin burada fiili, vücut diliyle, beden diliyle bir ifadesi görülmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde davranışıyla bize ders vermektedir. Babul infitali vel insiraf anil yemin ve şimal. Namazdan kalkarken sağından solundan kalkmak caizdir. Ve kâni enesün yenfetülen yeminihi van yesârihi. Enes bin Malik sağından solundan kalkardı. Ve ye'ibu alâ men yetevakkâ ev men ya'medül infitali an yemini. Mutlaka sağ tarafından kalkılacak diyenleri de ayıplardı. 115. hadisimiz Haddetena Ebu'l-Velid قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. Sizden biriniz namazında şeytana bir fırsat vermesin. يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفْ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ Mutlaka sağ tarafından kalkacak diye düşünerek şeytana bir vesvese imkanı vermesin. لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ Peygamberimizin sol tarafından kalktığını ben çoğunlukla gördüm. Yani her ikisi de caizdir. Namazdan kalkarken sağ taraftan veya sol taraftan kalkmak caizdir diye uyarıda bulunuyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Evet, Enes bin Malik'in bu uyarısı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin farklı uyarılarına işaret etmektedir. Namazdan çıkarken bir kimsenin sağ tarafına dönmek üzerine vaciptir zannederek şeytanı namazından bir hisse ayırmasın. Peygamberimizin sol tarafa döndüğünü de ben gördüm. Yani namazdan sonra imamın peki sağa mı dönmesi lazım imamın? Sola mı dönmesi lazım? Doğrudan cemaate mi dönmesi lazım? Hepsi caizdir.
ben peygamberimizin bu gibi farklı uygulamalarını gördüm diyerek Enes bin Malik Hazretleri böyle bir uyarıda bulunuyor. İmam namazdan sonra sağ tarafına dönebilir, sol tarafına dönebilir, doğrudan cemaate dönebilir. Hepsi caizdir bu uygulamalar. Şimdi bu hadis-i şeriflerden şunu anlıyoruz. İlmihal kitaplarında namazla ilgili hususların delilleri hadis-i şerif kitaplarında yer almaktadır. Kıldığımız namazlar Peygamberimizin sünnetine ne kadar uygunsa o derece kabule layıktır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın buyurmaktadır. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Rabbim namazlarında hassas, titiz kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Namazsızlık günahı sebebiyle huzurunda boynu bükük, mahrum ve mahcup olan kimselerden eylemesin. Bu duygu ve düşüncelerle gününüz, geceniz, hayatınız, ilminiz hayırla, bereketle dolsun diye niyaz ediyorum. Rabbim elinizden tutsun. Rabbim hepinize, hepimize iki cihanda huzur ve saadet ihsan eylesin. Allah'a emanet olun efendim.